gittiniz. Oraya da her türlü müdahaleyi yaptınız, müdahaleyi yaptınız. En zor koşullarda çalıştınız. Ben öncelikle bize çok teşekkür ediyorum. Bu sistemi düzgün hale, işler hale getirebiliriz. Elimizden geldiğince, çünkü oranın sistemi... Biz Malatya'da görev yaptık. Malatya, sizin de şehrin sanırım. Malatya şöyle bir fedakarlık yapmış. Bölgesinde yaklaşık 7 ekiptik. 2 ekibimiz biri merkezde, biri Samandağ merkezde. Yaralara sarmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Bizim buradaki organizasyon ekibimizin yani UMKEN. Oradayken de taşıdığımız afetzedelerle yine konuşma şansımız oldu. Yine onların dertlerini duyma şansımız oldu. Hepsi bir karınca misali, elinden ne gelebilir düşünerek bütün malzemelerimizi hazırlayıp afet bölgesinde fazlaca ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz malzemeleri de UMKE araçlarımıza koyarak hazırladık. Oradan biri geliyor, o kadar mutlu oluyorum ki buradan ses geliyor. Hemen alıyoruz. Biz bildiğiniz orada yani koordinasyon ekibi gibi görevlendirdik. Aldık, bütün triyaj bize aitti. Aldığımız en yakın ambulansa veriyoruz. Bu taraftan geliyor. Her ilden, her farklı plakadan araçlar var. Hayatın normal gelmesi için her türlü çalışma yapacağız. Tabi oradan vatandaşlarımızın bu tarafa nakilleri söz konusu. Sizin yerinize yeni ekiplerimiz gitti. Sizleri aldık. Onlar gittiler şimdi yeni ekipler. Yine bizim Adıyaman'da şu anda Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 160 kişilik bir ekibimiz var. Orada her türlü sağlık hizmeti ve teknik işleri vesaire her şeyi onlar yönetiyorlar. Yine Malatya'da bizim SAKON'da arkadaşlar var biliyorsunuz. Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Elbistan'da. Olumsuz hava koşullarına rağmen hatta artçı depreme ikinci öğlen olan ikinci büyük depreme biz yolda yakalandık. Aracımız bir ara yoldan çıkacak gibi oldu. Buzun üzerinde yakalandık. Biz seyir halindeyken yakalandık ama yine de şükürler olsun kazasız belasız bölgeye intikal ettik. Nasip ki bir çocuğun kurtarılmasıyla başlayan hikayemiz yine başka bir çocuğumuzun kurtarılmasıyla son buldu. 159. saatte basına da yansıyan Yavuz Selim bebeğimiz 159. saatte çıktı. Biz de o esnada onun bulunduğu enkazın yakınlarında sağlık tedbiri olarak, enkaz çalışmalarına sağlık tedbiri olarak beklemekteydik. 159. saatte Yavuz Selim bebeğimiz enkazdan çıkıp bize geldi ve ona dokunabilmek yani dünyanın en güzel hazzıydı. En mutlu insanı biz olduk o ara. Yani kendimizi geri planda bir ekip olarak görürken birden dünyanın en mutlu insanları oluverdik. Yavuz Selim'e bakarken kendi çocuğumu gördüm resmen yani. Hatta daha sonra hastaneye ulaştığında ona müdahale yapılırken uzaktan şöyle bakıyordum ve kendi kızım geldi gözümün önüne. Sanki böyle kendi kızıma hani yapılıyor, ne bileyim belki benim kızım da orada olabilirdi. Bu afet benim başıma gelebilirdi. Belki benim buradan gittiğim gibi diğer iller de koşturur bizim yaşadığımız afet için bize gelebilirlerdi. İyi ki UMKE'deyim, iyi ki UMKE'deyim, iyi ki... Param edeyim. İyi ki bu işin bir parçası olduk. Saat sabah karşı 4.42'de bir çağrı aldık 112'den. Ve bu çağrıda ülkemizde büyük bir depremin olduğunu ve çok fazla bir yıkımın olduğunu, etki alanının çok fazla olduğunu öğrendik. Tabii ben telefonu açtığımda bunları konuşurken, bu bilgileri alırken arka planda eşim yola çıkabilmem için UMKE çantamı hazır hale getiriyordu. Gerek eşimizle ve gerek çocuğumuzla vedalaşamadan, hiçbir şey düşünmeden direkt yola koyulduk. Biz oraya vardığımızda insanların bizden beklentisi çok büyüktü. Ve biz hep bu beklentilere karşı vermek için çabaladık. Sağ taramalarına başladığımız zaman da özellikle de yüksek rakımlarda, örneğin Nurhak ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine gittiğimiz zaman da bir köyde 95 yaşında bir dede bizim yüzümüzü okşayıp elimizi öpmeye çalışmıştı. Evet, devlet geldi, UMKE ekipleri geldi, herkes geldi burada diye. Tabii bu durumlar bizi çok onurlu etti. Ama dediğim gibi deprem çok büyük bir alandaydı. Yani etki alanı çok büyüktü ama buna rağmen tekrar söylemek istiyorum. UMKE ekipleri olarak hep bir adım öndeydik. Hep sahada ilk biz vardık. Hep insanlara yardım etmeye çalıştık ve Samsun UMKE olarak
bunun mutluluğunu taşımaktayız. İlk gittiğimizde her böyle kaza depremzedenin yaklaşık atıyorum enkaz altında 10 saatte kalmış, 8 saat dudaklarında bir kuruluk var. Onlara değdirdiğimiz su bile bizi ağzımıza gelmiş gibiydi. O tadı almıştık. Daha sonra 7 Şubat tarihinde sabah saatlerinde Vildan Hanım ve kızıydı. Ondan bir ses aldık. Vildan Hanım'la sürekli irtibata geçtik. Nasıl çıkacaksınız, nasıl yapacaksınız, ne zaman bize ulaşırsınız? En kısa zamanda size ulaşacağız dedik. Ve Vildan Hanım'ı yaklaşık gece 12-1 istikametine çıkartıp diğer ekibe vermiş olduk. Biz afete gittiğimizde tam donanımlı şekilde hazırlanmıştık. Umkeciyim aynı zamanda 8 yıllık. Bütün çantam evde hazırdı. Sadece onun üstündeki kıyafetlerimi aldım ve 112 kıyafetlerimi koydum. Daha sonra görevi ikinci ekibe devrettik. Gelirken de şunu şey yaptım. Annem olsun, kızım olsun, ailem olsun. Burada bir ailem olduğunu, onun sevinciyle geldim. Ama Kahramanmaraş'ta yani Asmin'den de belli oldu. Can Kahramanmaraş'tan ayrılırken de oraya da tek bir aile bıraktığımı, ikinci bir ailem de onlar olduğunu bilinciyle buraya geldim. Biz 16 saatlik bir kurtarma yaptık. Bir binanın içinde sürekli artçı oluyordu. Ortalama 10-15 dakikada bir büyük bir artçımız vardı. Akşam 6'da başladık. Biz UNKİ olarak girdiğimizde 1,5 metre kadar kurtarma ekipleriyle beraber teyzemizi çektik. Ama alan genişten dara gittiği için dar kısımda sıkıştık kaldık. Gerekli tıbbi müdahalelerimizi yaptık. Ondan sonra kurtarma ekiplerine bıraktık alanı. Öğleden sonra ertesi gün saat 1 gibi teyzemizi çıkardık. Teyzemizin genel durumu iyiydi. Unutamayacağım anılardan biri oydu. Bize yol boyunca götüren Samsun ekibimizin ilettiği selamı vardı. Bol bol dua etmiş. Sizin için her zaman dua edeceğim demiş. O bizi çok mutlu etti. Kurtardıklarımızla gurur duyduğumuz kadar kurtaramadığımız, ulaşamadığımız vatandaşlarımız oldu. Onlar da kulaklarımızda yankılanıyor hala maalesef. Hani kolay unutulabilecek anılarımız değil bunlar. Güzergahımızı seçerken bile neresi daha bizim daha kısa sürer, ne zaman daha çabuk ulaşabiliriz babında şey yaptık. Bir kısım ekip Sivas üzeri gitti, biz Kayseri üzerinden gittik. Görev yerine vardığımda şunu gördüm, en büyük etkileyen etkenlerden bir tanesi şuydu. Orada depremi yaşamış olup aileleri enkazın altında olan sağlık personeli arkadaşlarımın görevinin başında olduğunu gördüm. Oradaki insanlara yardım etmek için ellerinden gelen çabalarını sarf ettiklerini gördüm. Psikolojileri bozuktu ama gene ona rağmen insanlara faydalı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını gördüm. Kişilerin oradaki mücadelesini gördükten sonra zaten bizim o yol yorgunluğumuz bir şeyimiz kalmadı. Direktmen hastalarla muhatap olmak zorunda kaldık. Gerçekten insan olduğumuzu, insanlara faydalı olduğumuzu orada anladık.